Ateş nereden çıkarsa çıksın, iki parmağımın arasında böyle ezeceğim. Mayıs 1919 sonrasında vatandan başka sevgili bilmeyen bir avuç vatansever ceplerine idam fermanını koymuş, "Felek her türlü esbabı cefasını toplasın gelsin. Dönersem kahpeyim millet yolunda bir azimetten." demiş, milli ateşi Kemal Paşa öncülüğünde yakmıştı. İsyan ateşini büyütmek isteyenler olduğu kadar söndürmek isteyenler de vardı. Delibaş Mehmet 1883'te Konya'nın Alibeyhöyü kasabasında dünyaya geldi. Bölgesinde tanınan biriydi. Bulunduğu köyün ağasıydı. Fakat cahil, gösterişi seven, yeri geldiğinde zorbalık yapmaktan çekinmeyen bir karakterdi. Yurt işgal edildiğinde her yanda büyük bir asayiş problemi ortaya çıkmıştı. Delibaş Mehmet de etrafına adamlar toplamıştı. İlk başta düşmana karşı çevireceği düşünülen silahları bir süre sonra İngilizlerin tabiriyle Kemalistlere karşı çevirmişti. Yani milli ordu ve Kuvayi Milliye'ye karşı. Ufak birkaç ayaklanmadan sonra pişmanlığını dile getiren Delibaş Mehmet, Konya'nın asker ve siyasetçilerinin kefil olmasıyla Kemal Paşa tarafından affedilmişti. Af sonrası vali düzeyinde itibar gören ve Yunanlara karşı mücadele etmesi için kendisine silah ve adam verilen Delibaş Mehmet, Sadrazam Damat Ferit tarafından tekrar kandırılmış ve "Mustafa Kemal'in ordusu dinsizdir. Dini imanı olan arkamıza düşsün." diyerek isyana kalkışmıştır. Birkaç başarılı girişimden sonra ekibine katılım artmış ve 1922 yılında İngiliz hayranı Damat Ferit'in emriyle Zeynel Abidin tarafından şu cümlelerle pohpohlanmıştır. "Sen paşa da olursun, bey de. Sende bu büyüklük olduktan sonra gel şu Konya'yı bas. Konya'yı alırsan dünyayı alırsın." Bunun üzerine harekete geçen Delibaş Mehmet önce bulunduğu ilçenin kaymakamlığını ve resmi dairelerini ele geçirdikten sonra vatanın işgaline karşı kurulan Konya Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'ni bastı ve cemiyet başkanı Sivaslı Ali Kemali Hoca'yı döverek şehit etti. Ek olarak birçok askeri ve biraz sonra anılarına yer vereceğimiz bir gazeteciyi de esir aldı. Ayaklanmayı bir şekilde Ankara'ya ulaştıran kalem müdürü ayaklanmayı şöyle anlattı. "Asker toplamak için görevlendirilen Yusuf Bey, işkenceye uğrayıp çırılçıplak soyularak geri gönderildi. Kara bulutlu Mehmetoğlu jandarma Musa şehit düştü. Tren hatları tahrip edildi. Şehirden kumaşlar çalındı. Civar köylerden silah, cephane, erzak ve yük hayvanları toplanmakta. Askerlikten firar edenler ve Konya hapishanesinden kaçanlar toplanarak fetvalar veriliyor. Halk isyana teşvik ediliyor." Bu gelişmeleri haber alan Kemal Paşa derhal bölgeye kesin sonuç için Refet Bele'yi görevlendirdi. Albay Refet doğudan, Demirci Mehmet Efe'nin adamları ise batıdan taarruza kalktı. Fakat isyan büyümüş, tüm Konya hatta Antalya'ya dahi sıçramıştı. Milli kuvvetlerin ve Kuvayi Milliye'nin bir süre geri çekilmesi asileri daha da şevklendirmişti. Konya'ya vali dahi atamışlardı. İstanbul hükümetinden tebrik mesajları ve güya padişahın selamını almışlardı. Mustafa Kemal o anları nutukta şöyle anlatıyordu. "Asiler 2-3 Ekim 1920 gecesi Çumra'yı bastı. 3 Ekim sabahı da Konya'ya girdi ve hükümeti ele geçirdi. Konya valisi bulunan Haydar Bey ve komutanı Avni Bey, Konya'da bulunan az sayıda asker ve jandarma ile direndi. Fakat asilerin eline düştü." O esnada haber yapmak amacıyla Ankara'dan Konya'ya gelip kendisini birden çatışmanın içinde bulan Hakimiye Milliye muhabiri Ensari Bülent Bey, şüpheli olduğu gerekçesiyle Delibaş Mehmet'in adamları tarafından dövülerek esir alınmaya çalışıldı. O sırada beylik tabancasıyla bir asiyi vuran gazeteci Ensari Bey, idam edilmek üzere elleri kolları bağlanmış bir vaziyette ilçenin merkezine götürüldü. Ensari Bey o anları şöyle aktarıyor. "Muhafızlarımız olan asiler bizi merkeze getirdiklerinde etraf tarafından tebrik edildi. Gazanız mübarek olsun. Halifemiz Efendimiz size selamı şahanelerini gönderdiler." şeklinde övüldüler. Ve sonra biz birer birer sorguya çekildik. Jandarma zabiti Ali Bey'den hayır kalmamıştı. Zavallı adamın başına kim bilir hangi asi bir dipçik vurmuş, gözlüğünün camları göz kapaklarına girmişti. Fakat atlı piyade mülazımı Kemal dik başlıydı. Kendisine dalga geçer bir vaziyette ve imalı bir şekilde şu sual soruldu. "Oğlan halinde bıyıklarını niye kesiyorsun?"
Zavallı Kemal buna burada yazılmayacak bir küfürle cevap verdi. Ve bu cevap sonrası yağmur gibi yağan bir tokat silsilesiyle cevap aldı. Ben, sinirlerim fena halde gerilmiş, evvela korkudan büyümüş gözlerle bu namussuzları süzdüm. Ve sonra kim bilir nasıl bir ruh haliyle mecnun kahkahalarla gülmeye başladım. Benim güldüğümü görenler bana yetişmekte gecikmediler. Kafama yediğim dipçiğin darbesi beni bir hoş etmiş ve bayılmıştım. Aradan ne kadar geçti bilmiyorum. Kendimi çırılçıplak, soğuk bir mermer zemin üzerinde sırtüstü yatmış bir vaziyette buldum. Ellerindeki kovalarla mütemadiyen başıma su döken iki izbandut gibi herif beni tekmeliyor ve söyleniyorlardı. Beynimin ortasına inen bir tekmeyle zorla ayağa kaldırıldım. İki muhafız kolumdan tutarak sürüklercesine beni kapıdan içeri soktular. Sokar sokmaz da bir ikinci tekme indirerek üç adım ileriye fırlattılar. Burnumun üstüne düşmüşüm. Aradan ne kadar geçti bilmiyorum. Gözlerimi yeniden açtım. Hafif bir kandille aydınlanan bir kubbe altında ve yumuşacık bir zemin üzerindeydim. Birkaç saniye sonra gözlerim karanlığa alışınca anladım ki burası bir cami veya bir tekke. Sendeleye sendeleye kalktım. Fakat bir de ne göreyim? Duvarların kenarında bir sürü insan başı dizili. Yüreğim hopladı. Eyvah dedim. Burası cinayet odası. Ensari Bey tam idam edilecekken geçici olarak affedilmiş, diğer esirlerse idam edileceği anda milli ordunun gelmesiyle kurtulmuştu. Ensari Bey'in ölmemesi büyük bir şanstı. Fakat geride kalanların çoğu idam edilmişti. Mustafa Kemal'in çok güvendiği bir asker olan Derviş Paşa da Afyon üzerinden Kemal Paşa'nın emriyle bölgeye gönderilmiş Refet Bey'in birlikleriyle birleşmişti. Yunan'la mücadele halindeyken kuvvetlerin bölünmesi hiç iyi olmamıştı. Bir an önce sonuç alınmalıydı. Asilerin ve İstanbul hükümetinin hedefi Afyon'da Yunan'la çarpışan Türk ordusunu dağıtmak, güçsüz kılmak ve Ankara'nın işgal edilmesini sağlamaktı. İsyanı bastırmaya giden askerler cesur bir tavırla aralıksız hücuma kalktı. Ve ne olduğunu anlayamayan askeri eğitimden uzak asiler 10 dakika önce boş bulunan arazide birden kapana kısılmış bir vaziyete düştü. Panik halinde kaçışan asilerin bir bölümü anında teslim olurken bir bölümü civar köylere saklandı. İsyanın elebaşı olan Delibaş Mehmet ise Mersin'de Fransızlara sığındı. Fransızlar Delibaş Mehmet'i hoş karşıladı. 6 Ekim 1920 tarihinde isyan bastırılmış, Kuvayi Milliye ve düzenli ordu kontrolü ele almıştı. Fakat Delibaş Mehmet hala yakalanmamıştı. Delibaş Mehmet'in adamlarından birçoğu yakalandı. Yapılanların elbet bir karşılığı olacaktı. Onlarca rütbeli asker, Kuvayi Milliyeci aileler ve asilere katılmayan bazı yörüklerin aileleri öldürülmüş, hatta ibreti alem olsun diye halkın önünde sallandırılmıştı. İstiklal mahkemeleri bölgeye gelip en azılı asileri ibreti alem olarak fenalık yaptıkları yerde astı. Toplamda 200 civarı idam gerçekleşti. Zorla kandırıldığı tespit edilenler affedildi. Kalan kısmına da bir ömür boyu kürek cezası verildi. Mustafa Kemal'in son anına kadar yanında bulunan Kılıç Ali, Konya olaylarıyla ilgili bizlere şu anıyı aktarıyor. Konya'daki delibaş ayaklanması Mustafa Kemal'i çok üzmüştü. Ayaklanmanın bastırılmasından sonra Konya'ya gittik. Trenden inmedi. Şehrin ileri gelenlerini vagonda kabul etti. Olayın sebeplerini dinledi. Sonra belediyeye geldi. Meydanı dolduran halk kendisini çılgınca alkışlıyordu. Bu gönülden sevgiyi bir süre nemli gözlerle seyretti. Sonra arkasına döndü. Elindeki yanar sigarayı iki parmağının arasına almıştı. Bu saf ve tertemiz millete kim fitne eder? Ayrılık ateşi çıkarmaya çalışırsa iki parmağımın arasında böyle ezeceğim. Ve yanan sigara izmaritini iki parmağı arasında ezerek yere attı. Delibaş Mehmet Fransızlara sığındıktan sonra bir vapurla birlikte İstanbul'a gitti. Ardından İzmir'de Yunan güçleriyle irtibat sağlayarak sözde Kemal'in ordusundan intikam almak bahanesiyle Konya'ya tekrar geldi. Fakat bu sefer halk tarafından hiçbir karşılık bulamadı. Çok az adam toplayabildi. Üstelik topladığı adamların bir kısmı Ankara hükümetiyle çalışıyordu. Delibaş Mehmet'in Yunan'la birlikte hareket ettiği halk tarafından iyiden iyiye duyulmuş, tepkiler artmıştı.
az sayıdaki adamları arasında da ikililik çıkmıştı. Ankara olan biteni dikkatle izliyordu. Adamlarından iki kişi Ankara tarafından affedilme karşılığında Delibaş Mehmet'in kellesini alıp köy köy gezdirdi. Ardından hükümete teslim etti. Delibaş Mehmet'in üzerinden iki Yunan pasaportu ve yüksek meblağda Yunan parası çıktı. Kaderin cilvesi midir bilinmez ama Delibaş Mehmet'in öldürüldüğü yer, isyan sırasında öldürmüş olduğu masum bir çobanı öldürdüğü yerin aynıydı. Halk tarafından bu olay yıllarca etme bulma dünyası şeklinde dilden dile anlatıldı. Düzenli ordunun doğumu esnasında yaşanan bu isyan, milli mücadeleyi uğraştırmış, birçok vatansever masum hayatını kaybetmişti. Kimilerinin istiklal mahkemelerinde zulüm yapıldı, hocalar asıldı dediğini duymuşsunuzdur. İşte o asılan sözde hocalar bu hainlerdi. Bu ayaklanma ne ilkti ne son. İlerleyen videolarda çok ilginç ayaklanmalarla karşınızda olacağım. Şimdilik kalın sağlıcakla.